arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bendeniz Yavuz. Amerika'daki koleksiyoncu Yavuz 300'ü aşkın video yapmama rağmen hala bu açılışı yapamadan edemiyorum. Kendimi tanıtmadan duramıyorum. Ya bildiğiniz gibi değil arkadaşlar, malumunuz Temmuz'da da devirdik. Yazın belki de en ölü dönemi olan Ağustos'a geldik. Daha doğrusu Ağustos'un ilk iki haftası hakikaten ölüdür. Neden öldür? Çünkü yani eğer tatile gidemiyorsanız, sahil şeridinde bir yerde yaşamıyorsanız arkadaş, hele bir de benim gibi haftanın 6 günü, bazen bilemediniz 7 gün çalışıyorsanız hakikaten yani yazları ölüm gelir be. Yani hiçbir şey yapasınız gelmez. Böyle bir, hani geçenlerde dedim ya summer slow diye, hakikaten öyle bir moddayım. Yani televizyonda adam gibi program kalmadı izlemeye. Dışarı çıkıyorsun, yanıyor arkadaş, dışarıda duramıyorsun, gezemiyorsun. İşe gidiyorsun, zaten işte de koca gün çalış babam çalış. Sonra akşam geliyorsun, yine aynı hesap, aynı tantana. Yani diyeceğim, böyle tam bir yaz miskinliği var üstümde be. Eskiden ne güzeldi be. Yani şöyle bir düşünüyorum da yazın, tabii o zamanlar da rahmetli babam da sağdı, 90'lı yıllar falan, 91-92 bizim bu Tekirdağ'da sahilde bir şeyimiz vardı, siz söyleyin, yazlığımız vardı. Yazlığa bir giderdik arkadaş, okullar kapandıktan sonra Haziran, Temmuz, Ağustos, okullar açılana kadar dönmezdim Çorlu'ya be. Vallahi billahi. Ne eğlenirdik be, her akşam mangallar, sahilde gitarlar, mitarlar. Oyunlar, plaj voleybolları, o zamanlar tabi Marmara Denizi gene biraz güzel, yüzülecek gene elle tutulur bir tarafı vardı. Şimdi biliyorum Marmara Denizi diye bir şey kalmadı yani, içine ettiler Marmara Denizi'nin, ama o zamanlar 90'lı yılların başında gene fena değildi, o Tekirdağ sahilleri gene güzel oluyordu. Arada gene pisleniyordu deniz falan ama arkadaşın birisinin teknesi vardı, tekneyle mi gezerdik, neler yapmazdık be. Ne güzel günler, hepsi geldi geçti yani. O yüzden her zaman derim abi, işte büyükler bize derdi, işte şimdi biz aynısını diyoruz. Gençliğinin kıymetini biliyorlardı. Hakikaten öyleymiş yani, o dönemlerin kıymetini bilmek lazımmış. Gerçi benim gene güzel geçti o dönemler, dedim ya, bir gidiyorduk yazla, 3 ay gelmiyorduk falan böyle. Ama tabii sonraları yaşlar büyüdü, arkadaşlar gitti, herkes dağıldı falan derken zaten artık biliyorsunuz Marmara sahillerinde bir esprisi kalmadı. Denizimiz de kalmadı falan. Zaten bugün Amerika'dayız. Daha ne Marmara Denizi'ni ne konuşuyorsun ya diyeceksiniz şimdi. Burada zaten Atlantik City var. Atlantik Okyanusu var. O zaten bizim Marmara Denizi'nden beter. Okyanus yani. Hiç mi hiç giremiyorsun? Çünkü çok dalgalı, çok tuzlu ve pis yani. Bildiğin pis bariz bir şekilde. Kötü yani. O yüzden burada ne yazık ki deniz yok. Havuzlar var işte. Havuzlarla çok curcun oluyor. Çok da benim tercih ettiğim bir yüzme yeri değil havuz. Mesela aldık bir ara, böyle dertleşeyim dedim sizinle. Konuyu unuttum. Ne yapacaktık bugün? Bugün ne yapacaktık? Sizlere bugün arkadaşlar, nereye koydum onu? Hah, burada. Green Arrow'un Salvation adlı kitabından bahsedeceğim sizlere. Green Arrow'u aranızda çok sevenler vardır eminim ki. Son dönemde biliyorsunuz Green Arrow'un yıldızı parladı. Ne o şey, diziyle beraber. Her ne kadar benim hoşuma gitmese de, bir de yeni görünüşü hoşuma gitmiyor benim Green Arrow'un. New 52'da, yeni 52'de bu Robin Hood görünümlü böyle uzun sakallı, bıyıklı abimizi böyle genç bir havaya soktular. Ne yalan söyleyeyim, hoşuma gitmedi. Ben Green Arrow'u çok çok önceleri tanıdım. Yani Almanya'dayken daha tanıdım, öyle söyleyeyim. Bu Superman'in çizgi romanlarında falan orada burada çıkıyordu arada sırada. Dikkatimi çekmişti. Zaten nedir? Robin Hood'dan olma Green Arrow'dur. Yani bunun ötesi berisi yok. Baktığınız zaman Green Arrow bir nevi Robin Hood'u görürsünüz. Ama onun tam tersi, kapitalist, zengin, işte parası pulu olan, biraz böyle yırtık pırtık, uçuk kaçık bir karakter Green Arrow. Ve severim kendisini. İlginç, güzel hikayeleri vardır. Bunlardan birisi de bu Brightest Day döneminde çıkan, Brightest Day'i hemen hatırlatayım. DC'nin en büyük eventlerinden birisi olan En Karanlık Gece, Blackest Night sonrası ortaya biliyorsunuz Brightest Day çıktı. Yani her kötü gecenin, her karanlık gecenin aydınlık bir günü her zaman vardır diyerekten Jeff Johns Brightest Day hikayesini yaptı. Tabii onun tayini, bağlantılı olarak da işte bütün gene DC evrenine yaydılar o dönem. Tabii Green Arrow'u da yaydılar.
ve Green Arrow, eğer Bright Day hikayesini okuduysanız biraz hatırlayacaksınız belki. Orada bir ormanda bir şeyler oluyor. Green Arrow da ormana saklanıyor falan. Ve burada böyle enteresan bir hikayesi var Green Arrow'un. Güzel bir hikaye dediğim gibi. Yazarımız J.T. Krull. Çok fazla bilinen bir yazar değil ama yine popüler bir yazar. Çizerimizde Diagnosis Neves, bir de Vicente Sufientes. Artık çeviremedim. Siz çevirin. Ne diyeyim? Yani güzel, dediğim gibi enteresan bir hikaye. Şimdi birazdan zaten bunun sayfalarına da bakacağız. Hep beraber inceleyeceğiz, edeceğiz. Hoş, Green Arrow abimizi severiz yani dediğim gibi. Ama keşke DC New 52 ile beraber bunu değiştirmeseydi. Yani yine bu sakalı ve bıyığı kalsaydı, o Robin Hood görünümü, anladınız mı? Çünkü o bence Green Arrow yapan unsurlardan birisiydi, o görüntüsü. Ve daha sertti. Şimdi dedim ya, daha gençleştirdiler. Ama bilmiyorum, bunun Türkçesi zannedersem Türkiye'de yok. Umarız arka bahçe hani bu Green Lantern serisini basıyor sürekli olarak. En son En Karanlık Gece'ye geldiler. Sonrasında umarım En Aydınlık Günü de basarlar. Ve hatta tie-in bağlantılı olduğu serilerin ciltlerini de basarlar. Aslında şöyle söyleyeyim, Türkiye'de mesela yayıncıların yine yaptığı büyük bir yanlış var. Ana seriyi basıyorlar fakat tie-in'leri basmıyorlar. Aslında basmaları lazım çünkü bu bağlantılı olan bazı serilerde gerçekten kaçırılmaması gereken veya okunması gereken sayılar var arkadaşlar. Ama ne yazık ki işte bizim Türkiye'de gerek ekonomik sebeplerden mi diyeyim, bana pek ekonomik sebepler gibi gelmiyor. Bence çok da fazla üzerine durmuyorlar ama bu ana hikayelerin bazı bağlantılı olduğu serilerin ciltleri de basılmalı. Özellikle mesela En Karanlık Gece'nin bütün bağlantılı olan serilerin ciltleri basılmalı. Hani sizlere tanıtmıştım. Sadece Green Lantern'a ait olan ciltle kalmamalı. Yine En Aydınlık Gün'de, Brightest Day'de aynı şekilde diyorum. Ve lafı fazla uzatmayalım diyorum. Şimdi gelin şöyle sayfalarımıza bakalım. Bu Ağustos'un sıcağında diyeyim, yarın Temmuz 31, sonra da zaten Ağustos 1, bir nevi Ağustos'tayız yani anlayacağınız. Şöyle bakalım sayfalarımıza, bir yandan sohbetimize devam edelim. Marmara'dan girdik, Atlantik'ten çıktık, sonra Green Arrow'a zıpladık. Ne oluyor ya demeyin işte, Summer Slow diyoruz. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar, işte buradayız. Green Arrow, gördüğünüz gibi kapağımız oldukça güzel bir kapak. Yani hikayede de bu işte ormanda Green Arrow'la bu Sir Galiath diye bir eleman var. Bunların ikisinin Demon'a olan mücadelesi anlatılıyor bu hikayede arkadaşlar. Ve dediğim gibi yazarımız J.T. Krull, Brightest Day amblemiyle çıkmış. Ama tabii Brightest Day ile çok çok böyle içli dışlı bir hikayesi yok. Ama tabii ki Brightest Day donelerini görüyorsunuz bu hikayede. Sert kapak, şöyle açıyoruz gördüğünüz gibi. Burada Green Arrow, yine gördüğünüz gibi o benim sevdiğim haliyle karşımızda ve bu şekilde böyle açıyoruz. Güzel bir siz söyleyin, yine bir çizim. Ha bu arada arkadaşlar, J.T. Krull'un yanı sıra yazarlardan bir tanesi de James Patrick'miş. Bunu da hemen buradan dipnot olarak belirtelim. Ve bu şekilde böyle açıyoruz. Gördüğünüz gibi çizimler oldukça güzel. Hoş çizimler. Star City'de başlıyor biliyorsunuz. Star City nedir? Green Arrow'un doğup büyüdüğü şehir. Ondan sonra işte bu şekilde ormanda hikaye başlıyor. Ve gördüğünüz gibi Demon, yani iblis karşımızda, bir yanda da Sir Galiath. Sir Galiath bu hikayede aslında bakacak olursanız Green Arrow'dan bir sır saklamakta. Hikayenin sonunda bu sır ortaya çıkmakta. Demon gördüğünüz gibi kıran kırana ormanın içerisinde bir nevi böyle enteresan bir hikaye. Dediğim gibi bu Blackest Night sonrası, Brightest Day'den sonra Brightest Day ile beraber Green Arrow bir süre ormanda saklanacaktır. Neden saklanacaktır? Onu da tabii buradan spoiler vermeyelim. Yarın öbür gün olur da Brightest Day hikayesi çıkarsa oradan öğrenirsiniz diyorum. Ama güzel yani, dediğim gibi enteresan bir hikaye, hoş bir hikaye. Eğer olur da Türkçesi çıkarsa alın derim yani, eğer Green Arrow seviyorsanız. Benim Green Arrow'un sevdiğim hikayelerinden birisidir bu. Sizlere daha önce de çalıştım, hatta bu Justice League'in Cry for Justice hikayesi mesela, orada da Green Arrow ile Green Lantern başrolle. O hikayesini de mesela çok severim. Ama yenilerden mesela Green Arrow'u çok da fazla şey yapmam, sevmem. Dizisini de sevmedim, ne yalan söyleyeyim şimdi arkadaşlar.
Yalan söyleyecek halim kalmadı arkadaş. Yaş oldu 40. Bu nasıl bir Ağustos'tur anneciğim? Eyvahlar olsun. Bak ne güzelmiş, sakallı falan böyle, bıyıklı. Bu adamın tipini niye, kim değiştirdi ki arkadaş? Yani yapmak zorunda mıydınız bunu ya? Ha? Neden klasiklere saygı göstermiyorsunuz? DC Comics. DC Comics gene çalkalanıyor bu arada arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde yaparız bir güncel haber videosu. Orada sizlere anlatırım ne oluyor yine DC ile ilgili. Ama hakikaten genel olarak zaten bakacak olursanız arkadaşlar, çizgi roman dünyasında da yine bir soğukluk, bir durgunluk var. Yani çok böyle ciddi işler çıkıyor gibi gözükse de başarıya ulaşılamıyor. O yüzden iyi değil yani. Bakınız çizimler falan çok hoş. Güzel. Ben de biliyorsunuz bunun bir de action figürü var. Size daha önceleri, çok önceleri tanıtmıştım. Eski evdeyken. Yani güzel o action figürü de. Green Arrow DC Icons. Bakar mısınız şu çizime? Çok güzel abi. 10 numara 5 yıldız. Bak Green Arrow buradan paneli almış. Hayırlı işler, bol gidişler. İblisler piyasada. Aman yarabbim. Ne oluyor ya? Evet. Şöyle düzelteyim de yanlış olmasın. Evet, bu şekilde giden güzel bir hikaye arkadaşlar. Tavsiyemdir yani. İşte bunu hep anlatmaya çalışıyorum. Türkiye'deki yayıncılar mesela böyle alternatif şeyleri de basması gerekiyor. Yani hep klişeye yönelik, işte sinema filmindeki o popülariteyi çizgi romana şey yapıyorlar ve sürekli onlarla bağlantılı çizgi romanlar basılıyor. Veya işte ne varsa yeni, onlar habire temcit pilavı gibi basılıyor. Yanlış yapılıyor. Bunları da basacaksın arkadaş. Yani bunlar kat kat daha iyi hikayeler, kat kat daha iyi çizgi romanlar ama işte dinletemiyorsun. Bizim ne diyeyim ya, Türkiye'deki yayıncıları da ben bazen hakikaten anlamıyorum. Keşke onlarla birebir konuşma fırsatım olsa da açıklasam bunu diyorum. Ve bugünkü videomu da burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Her zaman dediğim gibi videolarımı beğenmeyi unutmayın. Paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Abone değilseniz hala abone de olmayı unutmayın diyorum. Ve şimdilik hoşça kalın diyorum.